Hocam merkezi yerleştirmeli alan var mı bu tür bölümlerde? Onu da eksik bırakmayalım. Var, merkezi yerleştirmeli alan var. 1-2 Vakıf Üniversitesi şu anda YGS 5 puan türüyle bu bölümde öğrenci alıyor. Bununla alakalı bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Şimdi hocam 4 tane bölümü saydı. İşte antrenörlükten beden ve spor öğretmenliğine kadar ve 11 bin civarında kontenjandan bahsetti. Aslında kontenjan iyi görünüyor fakat o kontenjanın birkaç katı kadar da normal şartlarda bu bölümleri isteyen öğrenciler var. Aslında arz talep dengesine baktığımızda çok fazla arz eden var. Fakat sıkıntı şu, spor deyince herkesin aklında olan tek şey beden eğitimi öğretmenliği. Hani diğer bölümlerin de aslında bizim iş alanlarıyla alakalı ve çalışacağı yerlerin şartlarıyla alakalı ciddi bir tanıtıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani beden eğitimini biliyoruz ama değil mi? Sadece bilmiyoruz. Onu biliyoruz ama. Spor yönetimini çok bilmiyoruz. Yani o bölümleri anlatmamız lazım. Evet, mesela rekreasyon diyoruz. Hocam dedi ki rekreasyon eşittir turizm. Doğru, öyle. Türkiye turizme açık ve gelişen bir ülke. Evet. Rekreasyon alanında ciddi bir elemana ihtiyaç var. Ama rekreasyon kelimesini bilmediğimizden dolayı direkt o kelimeyi kenara atıp bildiğimiz şeyin peşinde gidiyoruz. Nedir? Beden eğitimi öğretmenliği. Anladım. O zaten tamam, bizim onlarca yıl, kesinlikle. Gedik Üniversitesi hocam da çok kıymetli ve ilk mezunlardanmış İstanbul'da. Evet, bu konuda da çok iyi bir üniversite çalışması var. Oradan da direkt gidip öğrenin. Hani gidebiliyorsanız gidin, internet sitesi, telefonla arayın. Hocalar bu dönem çalışıyor herkes.